Doğu Bey çok doğru bir noktaya parmak bastı. Yani bugün rahmetli Edison olsa, yaşasaydı, bu ampulü buldu diye değil ancak canlı yayında osurdu sıçtı falan diye gündem olurdu Ekşi Sözlük'te. Yani böyle bir ortam burası yani. Hocam çok doğru söylüyorsunuz. Biz burada kaç haftadır konuşuyoruz, bir tane bile entry girilmedi. Ben de osururum o zaman. Siz de osurun, Doğu Bey de osursun, kameraman arkadaşlar da osursun. Hatta hep beraber stüdyonun ortasına sıçalım. Bak ondan sonra sol frame'de gündemiz. 10.000 tane entry gelir artık. İşte Ekşi Sözlük böyle seviyesiz bir ortam. Kapatılması lazım ya bu sitenin. Bakınız haddimizi aşıyoruz sanki. Ekşi Sözlüğü kapatalım da millet aç mı kalsın? Açıkta mı kalsın? Kaç kişi bu sözlükten ekmek yiyor biliyor musunuz? Ya tanıdığım 10-15 tane fake hesabı olan insan var. Adam 5 boğaza bakıyor ya. Lan 20 lira entry giren adamları mı sen bana burada savunuyorsun? Ne 20'si lan? Ben 50'den aşağı tek bir harfe basmam. Ben sana 20 lira vereyim de sus Allah rızası için ya. Ya ben şimdi Doğu Bey'den önce 2 dakika bir şey anlatacağım. Benim dayımın oğlu Recep Vedik fanıydı. Bundan 6 sene önce abi dedi ben Ekşi'de çaylak hesabı açtım. O sene Recep'in Survivor'a gittiği filmi vizyona girdi. Bu arada işte abi dedi gülerken sandalyeden düştüm. Allah Allah dedim, bu çocuk nereden öğrendi bu lafları? Neyse ondan birkaç sene sonra bu Recep Vedik'in olimpiyatlara gittiği film var. Onu beraber izliyoruz sinemada. Filmin yarısına bir baktım yok. Çıkmış gitmiş. Ondan sonra profiline bir baktım işte yarısında çıktığım filmdir yazmış. Geçen bu Recep Vedik'in 10 mu 11 mi çıkmış Netflix'e düşmüş. Aradım dedim nasıl buldun filmi dedim. Abi dedi Recep Vedik izleyenin dedi kendine saygısı yoktur deyip suratıma kapattı. Beni her yerden engelledi. Ya yazık değil mi bu gençlere? Bu gençler ölüyor, eriyor, beyinleri eriyor. Bakın bu SSG gittiğinden beri bu sözlüğün çivisi çıktı resmen. Yani kafasına göre herkes at koşturuyor ya. Efendim kayınçomu yazar yaptım. Yok eniştemi admin yaptım. İşte tipini sevmedim, onu uçurdum. Ya böyle sözlük mü yönetilir ya? Bakınız kardeşim, adam kayırmaca bizim 1000 yıllık devlet geleneğimiz ya. Bizde kim bir makama mevkiye gelse hemen eşini, dostunu çevresine doldurur. Türk değil misiniz ya? Bundan haberiniz yok mu? Ben Doğu Bey'den önce peki son bir soru daha sorayım o zaman. Bu böyle toplumdan dışlanmış, cinsel problemi olan, maddi sıkıntı içerisinde, orta yaş bunalımlı, pasif agresif tiplerin hepsini bir sitede toplamak sizce mantıklı bir fikir mi? Hangi site bu? Twitter'dan mı bahsediyorsunuz? Ekşi Sözlük dediğiniz site ülkemizdeki en önemli bilgi kaynağıdır ya. Aa bir dakika bak orada dur, sen şimdi bilgi kaynağıdın değil mi? Arkadaşlarımız senin Ekşi Sözlük hesabına ulaşmış, son girdiğin 4 başlık. Bunlar bilgi, okuyorum şimdi bu bilgileri. 1. Ebru Polat'ın sürttürmeli dansı. 2. Büyük penisli olmanın dezavantajları. 8 entry girilmiş. 3. Nude atan yazarlar veri tabanı. 4. Adıyaman'da Jaguar görülmesi. 5. Latif Doğan'ın Türkiye'nin en iyi sanatçısı olduğu gerçeği. Bunlar mı bilgi şimdi? Buradan bile anlaşılacağı üzere Ekşi Sözlük kesinlikle kapatılmalı. İyi tamam. Ekşi Sözlüğü kapatalım da milletin hepsi TikTok hesabı mı açsın? Mercimeğe yazı yazıp havaya mı atsın? Cevahir'in arka tarafında birbirinin boynunu mu kırsın gençler? Ya Ekşi bir tarafa bırakalım. Biz ana konumuza geri dönelim. Programın başında Doğu Bey çok güzel bir laf etti. Taksicilerin cezai ehliyeti olmasın, silah kullanma yetkisi veresin dedi. Şimdi bu bize en başta çok mantıklı geldi hepimize ama sonra düşündüğümde sanki bunun biraz daha sıkıntılı taraflar olabilir gibime geliyor. Bence bir sonraki programda da bunu tartışalım.